Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu videomuzun konusu dinamikle ilgili eylemsizlik etkisi olacak. Eylemsizlik etkisi özellikle dinamikte öğrencilerimizin zor olarak ifade ettiği soruların geldiği kısım. Tabii ÖSYM yine burayla ilgili sorular sorabilir. Dinamikteki önemli kısımlardan bir tanesi aynı zamanda 11. sınıf öğrencilerimizin de zorlandığı kısımlardan bir tanesi. Öncelikle eylemsizlik etkisi nedir? Ona bir bakalım. Şimdi eylemsizliği ne zaman, eylemsizliğin üzerimizde oluşturduğu bu etkiyi ne zaman hissediyoruz? Eylemsizlik kuvveti dediğimiz sanal bir kuvvet var. Yani gerçekte aslında var olmayan, yani fizikçilerin doğadaki temel kuvvetler arasında ifade ederken, temel kuvvetler arasında bahsetmediği fakat hareketli cisimlerde örneğin ivmeli hareket eden cisimler üzerinde oluşan sanal bir kuvvet bu. Yani ivmeli hareket eden bir sistemin içerisindeyseniz bu kuvveti hissediyorsunuz. Eylemsizlik etkisi her zaman sistemin ivmesine zıt yönde hissedilen bir etki. Bunu şöyle daha güzel ifade edebiliriz. Örneğin bir kamyonumuz var. Üzerinde hem kütleli bir cisim var sevgili arkadaşlar. Buradaki kamyonun A ivmesiyle hızlandığını düşünelim. O halde buraya doğru hızlanıyor yazalım. Kamyonun okla gösterilen yönde hızlanması durumunda üzerindeki kutu geriye doğru kamyona göre geriye doğru hareket etmiş gibi olacak. Yani şöyle düşünelim, kamyon eğer büyük bir ivmeyle hızlanırsa kutunun yere düşeceğini biliyoruz. Burada kutuyu kamyon üzerindeki bir gözlemci, yani şöyle düşünecek olursanız A gözlemcisi için, kamyonun içerisindeki bir gözlemci için kutuyu geriye çeken bir kuvvet olduğunu düşünür bu gözlemci ve işte bu kuvvete eylemsizlik kuvveti olarak ifade eder. Ama dışarıda durgun haldeki bir gözlemci için ifade edecek olursanız olayı A gözlemcisi kutunun geriye gittiğini düşünürken dışarıda duran B gözlemcisi ise kutunun kesinlikle sürtünmenin olması durumunda kutunun kesinlikle ileriye doğru gittiğini ve belli bir yerden sonra kamyonun arkasında kaldığını ve yere düştüğünü görebilir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey eylemsizlik kuvvetinin kamyona göre tanımlanması. Yani kamyonun içerisindeki bir gözlemci kamyonla aynı ivmeyle hareket ettiği için kutunun kamyonun gerisinde kaldığını sanki bir kuvvet tarafından çekildiğini düşünecektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu sevgili arkadaşlar. Bu nedenle A gözlemcisi için eylemsizlik ivmesi, kutuya etki eden ivme, eğer sürtünme yoksa geriye doğru A büyüklüğünde ivme ile gerçekleşecek ama kamyonun ivmesine zıt yönde olacak. Bu oldukça önemli bir kavram. Şimdi dikkat edilmesi gereken aslında eylemsizlikle ilgili aklımızda kalması ve soruları çözmemizi sağlayacak olan en önemli ifade, hızlanan cisimler için eylemsizlik harekete zıt, yavaşlayan cisimler için hareket yönündedir. Ve bunu her zaman bütün fizikçilerin bahsettiği gibi çok basit bir örnekle aklımızda tutabiliriz. İçerisinde bir otobüsün içerisinde durduğumuzu ve ayakta durduğumuzu düşünelim yolculuk yaparken. Otobüsün eğer herhangi bir yönde hızlandığını düşünürseniz otobüsün hızlanma yönünde geriye doğru bir kuvvetin etkisinde kalıyormuş hissi oluşturur. İşte bunun sebebi aslında bizim o anki eylemsizliğimizi koruma isteğimizdir. Ve otobüs eğer hareket ederken birden frene basarsa bu durumda da yolcular öne doğru gidecektir. Yani iki durumda da otobüs içindeki yolcular durgun olma halini veyahut da hareket halini korumaya çalışacaktır. Yani eylemsizliğini koruma isteği eylemsizlik etkisi olarak ifade edilebilir. Peki bu etkiyi biz nasıl kullanacağız? Eylemsizlik kuvvetini kullanacak mıyız? Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Eylemsizlik etkisini kullanarak da soru çözebilirsiniz. Yani eylemsizlik kuvveti dediğimiz sanal kuvveti kullanarak da soru çözebilirsiniz. Kullanmadan da soru çözebilirsiniz. Arkadaşlar ama öncelikle özellikle asansör problemleri için benim size çok güzel bir tavsiyem olacak. Şimdi asansör problemleri hızlanan veya yavaşlayan asansörler için öğrencilerde gerçekten ciddi sıkıntı oluşturan problemlerden bir tanesi. Burayı iyi dinlerseniz bu videoda burayı rahatlıkla halledeceğimizi düşünüyorum. Benim şöyle bir yaklaşımım var. Asansör içindeki bir gözlemci için yine şöyle diyelim. Eylemsizlik etkisi oluşacak. Şimdi buradaki A gözlemcisi için hızlanan veya yavaşlayan bir asansör içindeki yer çekimi eylemsizlik kadar değişir gibi bir ifadem var. Tekrar edelim. Hızlanan veya yavaşlayan asansör içindeki yer çekimi ivmesi eylemsizlik ivmesi kadar değişir ve bu ciddi anlamda soruları kolay, daha basit çözmemizi sağlayacak.
Hangi gözlemci için? A gözlemcisi için. Asansör duruyorsa ya da sabit hızda hareket ediyorsa, bu durumda asansörümüz zaten eylemsiz olacak. O halde A gözlemcisi asansörün içerisindeki cismin bağlı olduğu ipteki gerilmeyi dinamometre yardımıyla ölçüyorsa zaten T eşittir mg olarak görecek. Yani asansörün sabit hızla gitmesi, eylemsiz olması, hareket duruyor olması zaten eylemsiz olması anlamına geldiği için T eşittir mg diyeceğiz. Yalnız asansör örneğin, bakın önemli değil, örneğin bir yönünde yani yukarı yönde A ivmesiyle hızlanıyorsa, burada size tavsiyem, dikkat etmeniz gereken şeyler şu arkadaşlar. Bir, A ivmesiyle hareket ettiğini, yani yönünün bir yönünde olduğunu ve asansörün hızlandığını düşünelim. O halde iki yönünde, yani harekete zıt yönde bir eylemsizlik oluşacak. Eylemsizlik etkisi oluşacak. Tabii bunu şöyle düşündük. Az önce de söylediğimiz gibi otobüs herhangi bir yönde hızlanıyorsa içindeki yolculara etkilenen eylemsizlik hareketine zıt yönde. Yavaşlıyorsa hareket yönünde. Peki önce şurayı bir halledelim. İki yönünde eylemsizlik ivmesi oluşur. O zaman ben aşağı yönde oluşan bu eylemsizlik ivmesini asansörün ivmesine eşit büyüklükte alıyorum. Bir de aşağı doğru yer çekimi ivmem var. Bu durumda asansörün içerisindeki bu cismin maruz kaldığı ivme ne olacaktır? A artı G olacaktır. Çünkü iki vektörümüz aynı yönde. O halde ipteki gerilmeyi yeni duruma göre yazmak istersem cismin kütlesi M, ivmem ise A artı G büyüklüğünde. Yani ben bunu şöyle düşünebiliyorum arkadaşlar ve çok güzel bir teknik olduğuna inanıyorum. Asansörün içerisindeki bu hareket nedeniyle sanki başka bir gezegen içindeymişiz gibi düşünebiliriz ve bu bizim işimizi ciddi anlamda kolaylaştırır. Örneğin dünyamızın yer çekim ivmesi G ama farklı bir gezegende yer çekim ivmesi G'den büyük ya da G'den küçük olabilir. O halde asansörün ivmeli hareket etmesi durumunda ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım size. Asansör ivmeli hareket ediyorsa, yani ivmeli ise, o zaman biz gelin şöyle yapalım. Asansörün ortamını başka bir gezegen gibi düşünelim. Oldukça işimize yarar. Başka bir gezegen. Ve bu gezegen için yeni bir yer çekimi oluşturalım gibi düşünülür ya da düşünülmelidir. Çok işinize yarayacak, gerçekten düşünülmelidir. Peki bu gezegen için yer çekimi ivmesine G üssü diyelim. Bu G üssü eylemsizlik ivmesiyle, lütfen buraya dikkat edin, eylemsizlik ile yer çekiminin vektörel bileşkesi olsun. Örneğin asansörün yukarı yönde hareket ederken aşağı yönde bir ivmeyle yavaşladığını düşünelim. Malum biliyorsunuz arkadaşlar, bir cisme etki eden ivme ya da cismin hareket ivmesi hareketini zıt yönde ise net kuvvette hareketini zıt yönde demektir. Bu durumda cismimiz ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Yukarı yönde hareket eden bir cisim yavaşlıyorsa ivmesinin aşağı yönde olması gerektiği için eylemsizlik yine yukarı yönde olacaktır. Bu durumda da yer çekimiyle zıt yönde olduğu için vektörel toplamak aslında büyüklüklerinin farkını almak demektir. Böylece de asansör içindeki yeni ivmeyi bulmuş olacağız. Aslında yapacağınız tek şey asansör ortamını başka bir gezegen gibi hayal edebilmek. Sadece asansör içindeki gözlemciler için bu şekilde davranılması oldukça makul bir çözüm oluşturacaktır. Mesela üniversite sınavında çıkar çıkmaz tartışılır ayrı. Yani çok fazla çıkacağını düşünmüyorum ama eylemsizlik mantığının asansöre nasıl uygulandığını gösterebilecek çok güzel bir örnek. İçerisinde sürtünmesiz eğik düzlem bulunan bir asansörümüz var. Yukarı yönde 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle ne yapıyormuş? Hızlanıyormuş. Şimdi dikkat edilmesi gereken asansörün yukarı yönde ne yapıyor olması? Hızlanıyor olması. Asansörümüzün yukarı yönde hızlanabilmesi için kendi ivmesinin, yani A, asansör ivmesinin yukarı yönde olması gerekir ki değeri 2 metre bölü saniye karedir. Asansörün yukarı doğru hızlanması demek, otobüsün yukarı doğru demeyelim ama herhangi bir yönde hızlanması durumunda eylemsizliğin aşağıya doğru olması gerektiğini biliyoruz. Yani hızlanan sistemler için eylemsizlik harekete zıt yöndeydi. Nitekim asansör içindeki eylemsizlik ivmesi aşağı doğru 2 metre bölü saniye kare. İyi de asansör içindeki yer çekimi aşağıya doğru 10 metre bölü saniye kare. Bu durumda asansör ortamını başka bir gezegene dönüştürdüğümüz zaman o gezegenin yer çekim ivmesi ne oldu? 12 metre bölü saniye kare. Şimdi aynı sistemi, yani o gezegenin içerisinde bu eğik düzlemi çözmek istersem inanın soruyu çok daha kolay çözeceğimi söyleyebilirim. Çünkü biz zaten bu tip soruları çözmeyi dinamiğin temel yasalarından zaten gayet iyi bir şekilde biliyoruz.
O zaman eğim açısı 53 derece olan bu asansörümüz için, 53 derece olan bu asansörümüz için şöyle bir şey yapabiliriz. Soruda bizden dışarıdaki bir gözlemciye göre Y cisminin ivmesi sorulmuş. O halde yine burada cisimlerimizi yerine çiziyorum. 5 kilogramlık bir kütle burada. Ona iple bağlı sürtünmelerin ihmal edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Diğer tarafta da yine 5 kilogram kütleli bir cismimiz asılı. Şimdi burada teknik olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, eylemsizlik kuvveti gerçekte sanal bir kuvvet. Yani gerçekte cismin üzerine etki ettiğini düşünmediğimiz bir kuvvet. Ama eylemsizlik etkisini hissediyoruz. O halde ben bu gezegende yer çekimi ivmesini şöyle yaparsam, G üssü eşittir 12 yazarsam oldukça kolay bir çözüm yaparım. Normalde dünyada bu cismimizin ağırlığı 5 çarpı 10 dediğimiz zaman ne geliyordu arkadaşlar? 60. Fakat 50. Fakat 12 ile çarptığımız zaman 5 çarpı 12'den 60 Newton olacak bunun ağırlığı. Aynı şekilde buradaki 5 kilogramın ağırlığı dünyada 50 Newtonken bu gezegenimizde yer çekimi 12 olduğu için 60 Newton olacak. Fakat şuradaki 60 çarpı sinüs 53 yani 0,8 bileşenini alırsanız 48 Newtonluk bir etki olacak burada da. 60 Newton ve 48 Newton birbirine zıt yönde kuvvetler olduğu için sistemi çözerken F net eşittir ma bağıntısında F net eşittir m çarpı a bağıntısında net kuvvetim 60 eksi 48 yani 12. Hareket eden toplam kütlem 10. Sistemin ivmesi a ise buradan a eşittir 1,2 metre bölü saniye kare bulacağım. Yani bu asansör içindeki bir gözlemcinin Y cisminin ivmesini nasıl algıladığını gösteriyor ve AY eşittir 1,2. Peki bizden istenen şey asansör dışındaki bir gözlemci değil mi? O halde gözlemcimiz asansör dışındaysa algıladığı şey şu olacak. Bakın şöyle kafasına bir bulut oluşturalım ve burada algıladığı ivmeyi çizmeye çalışalım. Kim için? Y cismi için. Asansör 2 ile yukarıya doğru hızlanırken Y cismi asansör içerisinde 1,2 ile aşağı doğru hareket ediyorsa bu iki vektörün bileşkesi yukarı yönde 0,8 metre bölü saniye kare olacaktır. AY'nin ivmesini buradaki arkadaş bu şekilde algılayacak metre bölü saniye kare. Aslında eylemsizlik kuvvetini kullanmak çok da eylemsizlik ivmesini kullanmak çok da korkulacak bir durum değil. Ama ben size eylemsizlik ivmesini kullanmadan da soruları çözeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle burada önemli. Asansör problemleri için dediğim gibi başka bir gezegen mantığıyla soruyu çözerseniz çok daha kolay çözdüğünüzü göreceksiniz. Şimdi gel gelelim böyle bir soruya. Şekildeki bir viracın biliyorsunuz fizikte ezber mantığı kesinlikle yanlış. Her şeyin mantığını öğrenmemiz lazım. Ezberle gidecek olursak gerçekten bir yerde artık öğrendiğimiz şeylerin sonuç vermediğini, ezberlediğimiz şeylerin sonuç vermediğini net bir şekilde görürüz. Bu benim yazdığım sorulardan bir tanesi. Şekildeki gibi aracın tavanı asılı olan cisim aracın ivmeli hareketi sırasında verilen konumda dengede kalıyor. Yani çok klasik bir soru aslında. Fakat ben soruyu biraz şöyle değiştirdim. Aracın olası hareket yönünü belirleyerek ivme büyüklüğünü bulunuz. Şimdi aracın olası hareket yönü derken, şimdi bir aracın içerisindeki iple asılı tavana bağlı olan en kütleli bu sarkaç. Bu şekilde dengede kalabiliyorsa aracın içerisinde, araca göre bu şekilde dengede kalabiliyorsa bu şu demek, aracın içerisindeki bir gözlemci burada atıyorum bir koltukta oturuyor ya da burada tutunuyor ve aracın ivmeli hareketi sırasında bu cismi böyle görüyor. Normalde düşey konumda olması gereken bir cisim ne oldu da geride kaldı? Bu iki şekilde cevaplanabilir değil mi arkadaşlar? Az önce öğrendiğimiz dayanarak bir yönünde bu araç hızlanan hareket yapıyor olabilir. O halde aracımız bir yönünde hızlanıyor olabilir. Veya aracımız iki yönünde hareket ediyorsa iki yönünde yavaşlıyor da olabilir. Peki bir yönünde hızlanıyor ya da iki yönünde yavaşlıyor olması durumunda yani her iki durumda da ortak bir paydaya ulaşalım. Bakın bir yönünde hareket eden aracın hızlanabilmesi için ivmesinin bir yönde olması lazım. İki yönünde hareket eden bir cismin yavaşlayabilmesi için ona zıt yönde kuvvet uygulanması gerektiği için her iki durumda da aracın ivmeli hareketinde ivmesinin bu yönde olması lazım. Yani iki yönünde hareket ediyorsam ivme ona zıt yönde olacak ki yavaşlayayım. Bir yönünde hareket ediyorsam ivme onunla aynı yönde olacak ki hızlanayım. Şimdi A gözlemcisi için buyurunuz soruyu çözelim. A gözlemcisi için. A gözlemcisi aracın içinde olduğu için aracın ivmesini hesaba katamayacak ve cismin bu şekilde dengede kaldığını düşünecek. Bu durumda aşağıya doğru cisme etki eden gerçek bir kuvvetimiz var. Ney bu kuvvet? Mg.
İpte oluşan gerilme kuvveti gerçek bir kuvvet T. Peki bu durumda cisim aracın içindeki gözlemci tarafından bu şekilde dengede kalmamalıydı. Peki işte bunun bu şekilde yani M kütle cismimizin bu şekilde dengede kalmasını sağlayan işte bu A gözlemcisi için olduğu düşünülen bu kuvvete eylemsizlik kuvveti diyoruz. Birçok arkadaşımız burada eylemsizlik kuvveti yok hocam neden böyle çözümler yapıyorsunuz diyor ama şunu söyleyeyim özellikle eylemsizlik kuvvetini kullanmadan da çözüm yapacağım. Fakat eğer aracın içindeki bir gözlemci için bu sistemi çözüyorsam bunun araçla beraber hareket ederken ivmeli hareket yapması durumunda aracın içindeki gözlemciye göre aslında bu konumda dengede kaldığını söyleyecektir A gözlemcisi. Ve dengede kaldığını söylüyorsa net kuvvetin A gözlemcisi için sıfır olması gerekir. İşte buradaki sanal kuvvete eylemsizlik kuvveti diyoruz. Bu durumda T'yi bileşenlerine ayıracak olursam T'nin bileşenlerini hızlıca yazalım arkadaşlar. Şöyle yukarı yönde bir bileşenim var, değil mi? Bir tane de artı x yönünde dediğim sağa doğru bileşenim var. T'nin şuradaki açı 37 derece olduğu için yukarı yöndeki bileşeni T çarpı kosinüs 37 yani 0,8T sağa doğru olan bileşeni 0,6T olarak ifade edilir. Ve burada rahatlıkla artık şunu yapabilirim. A için yani A gözlemcisi için şöyle yazalım. A için sağ tarafa ve sol tarafa doğru kuvvetler yani F eylemsizlik eşittir. Ne diyebiliriz arkadaşlar? 0,6T. Aşağıya doğru kuvvetler yukarı doğru kuvvetlere yani MG eşittir 0,8T yazabilirim. Şimdi iki ifadeyi taraf tarafa bölecek olursam eylemsizlik kuvveti yerine de M çarpı A eylemsizlik yazacak olursam ki o aracın ivmesine eşit büyüklükteydi bölü MG eşittir 0,608 sadeleştirdim tertemiz bir 3 bölü 4 geldi. M'ler birbirini götürdü G'yi 10 aldığımı düşünürseniz bu durumda aracın ivmesi yani A eşittir 10 30 bölü 4'ten 7,5 metre bölü saniye kare gelecektir. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Fakat aracın dışında yolda kenarda bekleyen bir B gözlemcisi düşünelim. B gözlemcisi işte buradaki kaldırım kısmında bekliyor olsun. Aracımız ona çarpmasın. B gözlemcisi için düşünelim arkadaşlar. B gözlemcisi aracın ivmesiyle birlikte aslında M kütleli cisminde ivmeli hareket ettiğini görecek. Dolayısıyla buradaki eylemsiz referans sistemi dediğimiz B gözlemcisi için eylemsizlik kuvvetinden bahsedemeyeceğiz. Sanal kuvvet. Bu durumda B için cismin kuvvet diyagramını çizecek olursak şöyle bir diyagram çizmemiz gerekir. Bakın M kütleli cismimiz burada. Ona etki eden ip gerilme kuvveti bu şekilde. T ip gerilme kuvveti. Ona etki eden ağırlık vektörü bu şekilde. Mg. Başka bir kuvvet var mı Ahmet hocam? Hayır. Başka bir kuvvet yok. Çünkü B eylemsiz referans sistemi içerisinde olduğu için burada dikkat etmemiz gereken şey B'yi etki eden kuvvetler bu şekilde gösterilir. T dediğimiz ifade. Şimdi T ip gerilmesini yine aynı mantıkla bileşenlerine ayırıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar oldukça kolay aslında. Şuradaki bileşenim ne gelecek? 37 açıyı gördüğümüz için 0,8T gelecek. Şuradaki ise 0,6T gelecek. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu olacak. Aslında aynı sonucu nasıl bulduğumu göreceksiniz. Aracın A ivmesiyle örneğin hareket etmesi cismin de A ivmesiyle hareket ettiği anlamına gelecek. Dışarıdaki bir gözlemci için. Yani bu cisim üzerine etki eden net kuvvetlerin etkisinde A ivmesiyle hareket ediyor. Burada 0,8T'yi MG'ye eşitleyerek düşey doğrultudaki bileşeni, düşey doğrultudaki kuvvet etkisini yok edeceğiz. Neden? Çünkü aracın yatay doğrultuda hareket etmesi cisme etki eden net kuvvetin yatay doğrultuda olduğunu söyleyecek. Yani bu durumda yine şunu yazabilirim. MG dediğim kuvvet aslında ipin 0,8T bileşeni ile dengelenmiş. Ancak 0,6T'yi dengeleyen bir etki yok. O halde şunu söyleyebilir miyiz? 0,6T dediğimiz kuvvet M kütleli cisme A ivmesini kazandırmış. Dolayısıyla bu iki denklemi taraf tarafa bölecek olursam bakın yine neyi elde edeceğim? 0,8T'nin 0,6T'ye oranı T'ler birbirini götürecek. 4 bölü 3 gelecek eşittir. M'ler birbirini götürecek. G bölü A gelecek. A'yı karşıya attığımızda yine 7,5 metre bölü saniye kare bulacağız. Yani şöyle bir şeyle ifade ederiz. Biz burada A'yı referans alırken aslında aracın içindeki bir gözlemciyi,
B'yi referans alırken aracın dışındaki bir gözlemciyi referans aldık. Bu durumda şunu söylemiş olduk. Aracın dışındaki bir gözlemci için eylemsizlik kuvvetinden bahsedemiyoruz. Çünkü eylemsiz referans sistemi ama A gözlemcisi araçla beraber hareket ettiği için eylemsizlik kuvvetinin cisme etki ettiğini düşünecek ve cismin bu şekilde dengede kaldığını söyleyecek sevgili arkadaşlar. Oldukça güzel. Peki, şimdi yine böyle soruları ister eylemsizlik kuvvetini kullanarak ister kullanmadan rahatlıkla çözebilirsiniz. İnanın hiç korkulacak bir durum yok ortada. Bakın şimdi. Bir aracın önüne konulan M kütle cisim aralığın ivmeli hareket sırasında şekildeki gibi ancak dengede kalıyor. Şekildeki gibi dengede kalması demek, burada dikkat edin, araca göre. Şunu vurgulayalım hemen. Araca göre. Cismimiz araca göre dengede kalıyor. Yani aracın içindeki bir gözlemci cismin aslında hareket etmeden orada durduğunu. Fakat dışarıdaki bir gözlemci ise cismin araçla beraber A ivmesiyle hareket ettiğini görecek. Aynı mantık. Demin yaptığımız ifadeyle birebir aynı. O halde buradaki A ivmesine bir değer verelim mesela. Atıyorum 20 metre bölü saniye kare olsun. Bunun da soruda verildiğini düşünelim arkadaşlar. Sürtünme katsayısını bizden istiyor. Şimdi cisme etki eden isterseniz buyurun kuvvet diyagramını çizelim. Cisme uygulanan kuvvet diyagramı. Cisim için aşağıya doğru Mg dediğimiz ifade yer çekimi kuvvetimiz mevcut. Aracın hareketi sırasında cisme uyguladığı itme kuvveti mevcut. İşte bunu isterseniz tepki kuvveti olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde gösterelim. Yine araç ile cisim arasında yukarıya doğru bir kuvvet olması lazım ki Mg nedeniyle cismimiz aşağıya kaymasın. İşte bu kuvvet de çok iyi bildiğiniz bir kuvvet, yani sürtünme kuvveti. Şimdi sevgili arkadaşlar, cisme etki eden net kuvvet diyagramını bu şekilde çizdiğinizi düşünürseniz. Öncelikle cismin kütlesi M ise şu N'i tanımlayacak olursam A ivmesiyle hareket ettiği için N dediğimiz kuvvet cisme yatay doğrultuda A ivmesini kazandıran kuvvet. O halde N büyüklük olarak M çarpı A olarak ifade edilir. Yani buradan yola çıkarak N eşittir 20 m yazabilirim. Bu araca etki eden cismin aracın cisme uyguladığı tepki kuvveti olarak ifade edilir. Bu birinci denklemim. Peki ikinci denklemimde ne yazabilirim? Yukarı doğru sürtünme kuvveti Fs aşağıya doğru neyi dengelemiş? Mg'yi. Peki cisim hareket etmediği için sevgili arkadaşlar buradaki sürtünme kuvveti, bu ikisi birbirine zıt yönde vektörler, tabii başına eksi yazıyorum. Bu iki kuvvet sürtünme kuvvetinin hangi değeri olarak alınır? Bunu dinamik videomuzda işlemiştik, ilk videomuzda sürtünmenin maksimum değeri. Çünkü zaten ancak dengede ifadesini görüyorum. Sürtünme yerine o halde K çarpı N yazacak olursam ve Mg'ye eşit dersem sevgili arkadaşım buradaki N değerinin 20 m olduğunu buluruz. K çarpı 20 m eşittir M çarpı G. G'yi de 10 olarak yerine yazdım. M'ler birbirini götürdü. Sürtünme katsayısı 1 bölü 2 çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki Ahmet hocam bunu eylemsizlikle çözebilir miydik? Tabii ki de çözebilirdik ya. Eylemsizlikle çözmek isteseydik cisme etki eden aracın içindeki bir gözlemciye göre ivmeye zıt yönde bir eylemsizlik kuvveti oluşurdu. Bu eylemsizlik kuvveti F eşittir M çarpı A'ydı. Onu yine N'e eşitleyerek etki tepki kuvvetlerinden sürtünmeye geçiş yapar ve aynı mantıkla çözüm yapabilirdiniz. Korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi üst üste cisimler malum oldukça sık karşımıza çıkan, kitaplarımızda, denemelerimizde karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. İyi konsantre olursanız burayı da çok rahat halledebileceğimizi düşünüyorum ama burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sadece cisimler arası sürtünme olup sürtünme katsayısı 0,8. Cisimlerin birlikte hareket edebilmesi için L cismine uygulanacak kuvvet maksimum kaç Newton olabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle cisimler arası sürtünme katsayısı 0,8. Bakın benim kuvveti uyguladığım cisim L cismi. Peki K neden düşmüyor? Ya da ben L'yi çekerken K neden hareket ediyor? Bu güzel bir soru ve önemli bir soru. K'nin düşme eylemine karşı, yani eylemsizlik kalıp olduğu yerde, yere göre olduğu yerde kalıp geriye düşme etkisini dengeleyen ya da onun düşmesine engel olan kuvvetin cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti olduğunu biliyoruz. Sürtünme kuvveti neden cismin hareketiyle aynı yönde Ahmet hocam diyor olabilirsiniz. Bunu da şöyle ifade edelim mi isterseniz gençler?
Eğer ben L cismini büyük bir ivmeyle çekecek olursam, bunu günlük hayatta da biliyorsunuz zaten, cisim geriye düşecektir. Yani L'yi hızla çekersem K cismi geriye düşecek. O zaman K cismi aslında eylemsizliğini korumak için geriye düşmek istiyor. Fakat sürtünme kuvveti onun düşmesini engelliyor, yani sürtünme kuvveti sağa doğru olacak. Peki biz ne dedik dinamikte? Sürtünme statikse özellikle biz onun hangi değerini hesaplarız? Maksimum. Bence bu çok güzel. Bununla ilgili sağlam sorular hazırlayacağım size. F sürtünme eşittir K statik çarpı N olarak veriliyor. Buradaki N dediğimiz ifade cismin tepki kuvveti olacak. Cisimler arası sürtünmeli olduğu için tepki kuvveti 20 Newton değerinde. Değil mi? G'yi de 10 olarak aldım zaten. Bu durumda sevgili arkadaşlar, K yerine 0,8, N yerine de 20 Newton yazdık. Ve sürtünme kuvvetinin alabileceği olası en büyük değeri 16 Newton olarak buldum. Sürtünme kuvvetinin 16 Newton olması zaten birlikte hareket etmesi için, bakın dikkat edin, maksimum kuvveti sormuş. Bu da maksimum ivmeyle bulunur. Bu durumda 2 kilogramlık kütleye etki eden sürtünme ona en fazla ne kadar ivme kazandırabilir? O da şu: 16 eşittir m çarpı a. M yerine 2 kilogram yazıyorum. A yerine de kazanabileceğim maksimum ivmeyi. Çünkü sürtünmenin maksimum değerini kullanarak 2 kilogram kütleli cismin maksimum ivmesini bulduk. O halde A max dediğimiz ivme eşittir 8 metre bölü saniye kare. Yani şu demek bu arkadaşlar: sistemde eğer bunların ortak ivmeleri ya da sistemin ivmesi 8'in üstüne çıkarsa, o zaman K cismi geride kalır ve aşağı düşer. Ve K'nin L ile birlikte hareket edebilmesi için ortak ivmeleri en fazla kaç olmalı? 8. Peki sistem birlikte hareket ediyorsa, onları beraber hareket ettiren kuvvet, onları beraber hatta hareket ettiren etki F değil mi? Nitekim zeminle cisimler arasında sürtünme kuvveti yok. Bu durumda F'in olası en büyük değeri max eşittir iki kütlenin toplamını, yani 2 artı 4'ü en fazla hangi ivmeyle hareket ettirecekmiş? 8. Ne yaptınız Ahmet hocam? Evet, yaptığım şey yine aynı. F net eşittir M toplam çarpı A sistem. Buradan 8, 6, 48 Newton. Bu cisimlerin birlikte hareket etmesi şartıyla L'ye uygulanabilecek maksimum kuvvet olur sevgili arkadaşlar. Yani L cismine uygulanan F kuvveti 48 Newton'ı geçtiği anda artık cisimler farklı ivmelerle hareket eder. L'nin ivmesi daha büyük olur ve K geride kalarak yere düşer. Nitekim bununla ilgili bir soru şimdi size hazırladım, onu bir çözelim. Cisimler arası sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0,4. Cisimlerin yere göre, bakın yere göre dediyse, eylemsizlik kuvvetini kullanmayacağım. Çünkü yerde eylemsiz referans sisteminden bahsediyorum. Peki şöyle yapacak mıyız yine? 54 Newton'da bunu çekiyoruz ancak. K cisminin düşmesini engelleyen şey derseniz, bakın aklınızda yönü çok kolay kalır. Düşmesini engelleyen şey ne? Sürtünme. Peki sürtünme bunu en fazla nereye kadar tutabilir? Sürtünmenin maksimum değerine kadar. Peki dinamikte statik sürtünmenin maksimum değeri K çarpı N olarak ifade ettik mi? Tabii ki de. Buradaki K dediğimiz şey yine 0,4 sürtünme katsayısı. N dediğimiz şey cisimler arasındaki sürtünme olduğu için 3 kilogram kütleli cisme etki eden tepki kuvveti, yani 30 Newton. Güzelce yerine yazalım. Sürtünme kuvvetinin maksimum değerini 12 Newton bulalım. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 12 Newton olduğuna göre sevgili arkadaşlar, o zaman 3 kilogram kütleli cismin maksimum ivmesini rahatlıkla yine nereden buluyorum? F net eşittir ma. Hatırlayın, dinamiğin birinci videosunda ne demiştim? Demiştim ki hangi kütleye etki eden net kuvveti yazıyorsan buraya onun kütlesini yazmalısın. Şimdi F sürtünme K cismini etki edebilecek tek kuvvet. Başka bir kuvvetten bahsetmiyoruz. O zaman buraya 12 Newton yazdığımda 3 kilogramın kütlesini alıp burada bulduğum ivme onun maksimum ivmesi olacak. Çünkü sürtünmenin maksimum değerini buldum. O halde bakın, maksimum ivmesi ne çıktı? 4 metre bölü saniye kare. Kimin? K'nin. K'nin ivmesi yere göre, bakın hiç eylemsizlik kullanmadım. Eylemsizlik kuvvetini hiç kullanmadım. Yere göre eylemsizlik kuvveti dışında bulduğumuz en büyük ivme kaç? 4 metre bölü saniye kare. Peki cisimlerin yere göre ivmesi olduğu için L'yi de soruyor. O zaman cisimlerin buradaki ivmeyle ortak hareket etmelerini sağlayacak en büyük kuvvet nedir? 3 kilogram ve 7 kilogram toplamda 10 kilogramsa, şöyle buraya kadarki kısımda hemen F max eşittir 7 artı 3 10 çarpı hareket ivmeleri ortak ivmeleri 4.
Bu durumda 40 Newton bunların 4 ile ortak ivmesini sağlayabilecek en büyük kuvvet. Ama benim uyguladığım kuvvet kaç? 54. O halde cisimlerin ayrı ayrı hareket ettiğine kanaat getirip yeniden L cismini tek başına aşağıya çiziyorum. Bakın çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İyi odaklanın arkadaşlar. Bence başarabileceğiniz kısım. Artık buralardan korkmanıza gerek yok. Şimdi L cismini çiziyorum yeniden. L cismi kaç kilogramdı? 7 kilogram. Peki ben L cismini hangi kuvvetle çekiyorum? Sağa doğru 54 Newton'luk F kuvvetiyle çekiyorum. Peki L cismi ile K cismi arasında oluşan sürtünme kuvveti nedir? Hareketlerine zıt yönde olacak şekilde nedir arkadaşlar? Maksimum değer yani 12 Newton. Bu durumda buna etkeden net kuvvet 42 eşittir 7 çarpı AL. Bu durumda da AL ivmemiz 6 metre bölü saniye kare gelir. Ne tarafa doğru? Sağa doğru. Şimdi bir diğer soruya geçtiğimizde bu sefer de şöyle düşünelim. Klasik sorulardan yine F kuvvetini yukarıdan uygulayalım. F kuvvetini yukarıdan uyguladığımızda ne olacak arkadaşlar? Şimdi F kuvvetini yukarıdan uyguladığımızda ben bu kez K'yi çektiğim için L cisminin hareket etmesini sağlayan şey K ile L arasındaki sürtünme kuvveti olacak. Yani bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz aslında. İki cismi üst üste koyduk. Üsttekini çekiyoruz. Peki alttaki neden geliyor? Ona etkeden sürtünme onu hareket ettiriyor. Cisimlerin birlikte hareket edebilmesi için o halde buradaki sürtünme hangi kuvvet? Maksimum kuvvet. Kuvvetin maksimum değeri kaç Newton'dır diye soruyor. Sürtünme katsayısı verilmiş. Yine sürtünme sadece cisimler arasında. O zaman sürtünmenin maksimum değerini artık alıştığınız hızlıca bulabiliriz. 30 Newton çarpı 1 bölü 2 olacak. Bu durumda da sürtünme kuvveti 15 Newton. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Çok önemli olan nokta şudur. Burada ben K cismini çekerken sürtünme artık L'yi çekiyor. O halde sürtünmenin maksimum değeri olan 15 Newton'u eşitlemem lazım. 5 çarpı L'nin maksimum ivmesine. Yani M çarpı A. Burada bulduğum ivme yine maksimum değer. O halde A max eşittir. 5'i karşıya attığımda 3 metre bölü saniyenin karesi şeklinde ifade edilebilir. Bu sistemin kazanabileceği ortak ivmenin en büyük değeri değil mi? Evet en büyük değeri. Bu durumda F'in maksimum değeri ne olur? Bu ivmeyi bunlara kazandıran şey F kuvveti olduğu için o halde F'in maksimum değeri toplam kütle yani 3 artı 5 çarpı sistemin ivmesi 3. O halde 8 çarpı 3'ten 24 Newton'lık kuvvetli cisimler maksimum ivmeyle maksimum kuvvet değeriyle birlikte hareket ederler. Burada dikkat etmeniz gereken şeyi tekrar söylüyorum. Biz F kuvvetiyle 3 kilogramı çektik ancak L'nin hareket etmesini sağlayan şey sürtünme kuvveti oldu. Yani hep kendinize üst üste cisimlerde şunu sorun arkadaşlar. Mesela bir önceki soruya geri dönecek olursak bir önceki soruda ne dedik? Biz hangi kütleyi çekiyoruz? Biz 7 kilogramı çekiyoruz. Peki 3 kilogram neden hareket ediyor? Sürtünme kuvveti sayesinde. Bu soruda hemen şunu soralım kendimize. Biz kimi çekiyoruz? Bakın iki soru arasındaki farklara bakalım. Biz kimi çekiyoruz? K cismini. L neden hareket ediyor? Sürtünme kuvveti. Biz kimi çekiyoruz? L'yi. K neden hareket ediyor? Sürtünme kuvveti. İşte biz bunları kullandığımız zaman eylemsizlik kuvvetine ihtiyaç duymadan bu soruları rahatlıkla çözebiliyoruz arkadaşlar. Böylece umarım eylemsizlik konusunu da eylemsizlik etkisini de sizlerle beraber hallettik. Fizik buluttan böylece konu anlatımı olarak dinamiğin tamamını anlatmış olduk sevgili arkadaşlar. Umarım videolarımız size faydalı olmuştur. Yine yorumlarınız olursa, benden istedikleriniz olursa rahatlıkla benimle paylaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi dinamikle ilgili bir sonraki videomuz tamamen soru çözümü olacak. Kafanıza takılan soru tiplerini bana gönderirseniz size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.